de buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Bakınız. Burada özel olarak müminlere hitap ediyor Allah. Ey inananlar, ey mümin, ey müminler. İbn Mesud diyor ki: "İza semi'te kavlullah azza ve cel, ya eyyühellezine amenu, a'ti sem'an." diyor. Ey inananlar topluluğunu çağrısını duyduğu zaman dikkatini ver diyor. Neden ya İbn Mesud diye sorulduğu zaman Allah diyor ki bu çağrıdan sonra ya hayır sana bir şey emredecek ve yahut da kötü bir şeyden seni sakındıracak. A'ti sem'ak diyor. Dikkatini ver diyor İbn Mesud. Ya eyyühellezine amenu. Bakınız 1,5 milyar İslam ümmetin içerisinde diyor ya 1,5 milyar İslam ümmeti var. İşte bunların arasında bir zümreye sesleniyor Allah. Çünkü bunlar hepsi mümin değil. Öyle ya. Çünkü İslam'da bir kaide var. Kullu mu'min muslim ve leyse kullu muslim mu'min. Her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Öyle ya. Açalım mı? Özet olarak. Şimdi bazıları Yüce Allah'ın ayetlerini tevil yoluyla değiştiriyorlar değil mi? Bu adam nedir? Müslümandır, mümin değildir. Ama ne zaman ki Allah'ın emir ve yasaklarını olduğu gibi kabul eder. Mesela وَلَا تَعْطِيلِ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَمْثِيلِ وَلَا تَكْيِيفِ olduğu gibi kabul ederse o her, hem mümin hem Müslümandır. Bu şekilde. Yani اَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ nasıl geldiyse bu şekilde iman edin. Mesela اِسْتَوَا اِسْتَوْلَ دِيَ mesela diyorlar ki Allah konuşuyor. Hayır. Allah'ın konuşması diyor, nefsi diyor. Yani nefsinde konuşuyor. Hayır. Allah konuşuyorsa mutlaka yani sözle ve şeyle konuşuyor yani. Ama bu demek değil. Yani Allah bizim gibi ağzı var, bizim gibi dili var. Hayır. كَمَا يُلِيقُ ف۪ي جَلَالِهِ şanına yakışır bir şekilde konuşuyor. Bu şekilde iman edersen hem müminsin hem Müslümansın. Ama tevil yoluyla tatil edersen sen sadece Müslüman olmuş oluyorsun. İşte ya eyyühellezine amenu ey iman edenler udhulu fissilmi kâffe. Bazı müfessirler burada silmi barışa girin tefsir ediyorlar. Ama vallahu alem doğru görüşe göre tefsiri yani Allah'ın emir ve yasaklarına tam teslim olunma arasındadır. İslam teslimiyettir. Edhulu fissilmi İslam'a girin. En güzel tercüme bu şekildedir. Allah'ın emir ve yasaklarına tam teslim olun manasındadır diyor alimler. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ bak burada uyarı. Sakın şeytanların adımlarına alet olmayın. Aldanmayın. Ya Rabbi şeytan beni kandırdı orada demeyin. Çünkü bu mazeretiniz kabul olmaz. Niçin? Çünkü Allah Kur'an indirdi, Resul indirdi, hücceti ikame etti. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ الْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرْ قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ ahirette işte Ya Rabbi şeytan beni kandırdı Ya Rabbi şudur budur. İşte şeytan diyecek ki hayır ben seni kandırmadım. Ben senden beriyim. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım diyecek. Ben seni çağırdım, sen de beni uydun. Uymasaydın. Bahane yok. Ondan dolayı şeytan beni kandırdı sözü orada nafiledir. Allah bu sözü kabul etmez. Hayye alassalâh. Sabah namazında müezzin hayye alassalâh diyor. Adam yorganın altında mışır mışır uyuyor. İşte böyle olanlar bâle şeytanu fî uzunihi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan kulağında işlemiştir. Yani günah cezası yüklenmiştir o kişinin üzerine. Değil mi? Şeytan sana demez. Git namaz kılma. Hayır. Yahu dersen ya işte. Ya yat ya daha şimdi kalkacaksın işte uykunu bozacaksın saat 4:30.
abdest alacaksın, soğuk işte bilmem ne şudur budur. Veyahut da sonra kılarsın, daha şimdi okundu. Vesvese verir. Hutuvat-ı şeytan, adım adım. Ondan dolayı Allah, وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan, şeytanın adımlarına alet olmayın. Dikkat edin. Allah tebareke ve teala bizleri uyarıyor. Muhakkak ki innehu lekum aduvun mubin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır Allah diyor. Aduvun mubin. Ondan dolayı uymayın. Kırın namazınızı, hakkıyla Rabbinize kulluk edin. Bir kardeşimizi iyi biliyoruz. Allah rahmet etsin. Rabbim taksiratını affetsin. Cumadan cumaya kılıyordu. Yahu kardeşim, kıl namazını ya Allah rızası için. Hocam diyor hocam. Yahu dur dur. Ben nerede görürsen namaz namaz namaz. Yahu sen namazdan başka bir şey bilmez misin? Yahu öyle geleceğim ki dur hele dur. Öyle geleceğim ki ön safta beni göreceksin hocam diyor. Ön safta. Abilerim getirdiler birkaç gün sonra. Şöyle bir bayağı bir iki üç ay sonra Allah-u Alem ölmüş. Getirdiler cenazesini kıldık. وَجَاءَتْ سَكْنَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ. O kaçtığın ölüm, hiç ölmeyeceğin o an geldi ve çattı. Çattı. Orada namaz yok. Men rabbuk ma dinuk ma nebiyyuk, meleklerin sorgusuna ne cevap vereceksin? Allah'ın rahmeti tecelli olmazsa orada, Allah seni affetmezse ne diyeceksin? Öldü gitti. Namazsız gitti. Cumadan cumaya kılıyor. La ilahe, işte o gün gelmeden uyanık olun Allah diyor.